Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 111 آيات أستعيذ بالله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وعدتلر كي جنتك يهودي بغن yoki nasroniy bo'lgandan boshqasi hech qachon kirmaydi dedilar. Bu narsalar ularning xom xayollaridir. Aytgin, agar sizlar sodiqlar bo'lsalaringiz, hujjatingizni keltiringlar. Suyuti aytayaptilar, va qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan jam'u ha'idin. Cennetke fakat yine Yahudi bugünler kiradı digende, bana Huden kelimesi Haidun'nin cemidir. Yukarıdaki gendik Taibun diye manada. Tavbeçiler, Tavbe güruhu. Hav Nasara, eki Nasraniler. Nasara, Nasrani yundi cemidir. Kale zelike Yahudul Medine ve Nasara Necran. Lemme tenazzaru beyne yedey Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nesanı Medine'nin Yahudileri ve Necran'ın Nesranileri açtı. Peygamberimiz aleyhisselam'ın aldı da tartışken münazıratıya vakitleri de. Kalel Yahudu len yedhuleha illel Yahudu. Yahudiler ki cennetke fakat gene Yahudiler kirad dedi. Ve kalel Nesara len yedhuleha illel Nesara. Nasroniylar aytdiki, jannatga faqatgina nasroniylar kiradi, boshqalar hech qachon kirmaydi dedi. Tilkal qawlatu bu so'z amaniyuhum ularning xom xayollaridir, shahavatuhum orzu havaslaridir, albatilatu botil orzu havaslari. Qullahum ularga aytgin, hatu burhanakum hujjatakum ala zalik, bu narsaga hujjatlaringizni, burhonlaringizni olib kelinglar. In kuntum sodiqina fihi, agar shu narsada sodiqlar bo'lsangiz. Yukarıdaki ayetlerde Yahud ve Nasranilerinin Ben İsrail'in cinayetleri, günahları, hataları, Allah-u Teala'ya kıyan nankörlükleri zikir kılındı. Ve onların arasında Allah-u Teala uzunluğun mumun kullarının sıfatlarını hem bayan kılıyordu. Bundan 6. ayette Allah-u Teala mumunlarını ibadetke buyurdu. Ve ne buyurdu? Yahud ve Nasranilerinin davasını keltiriyordu. Yahud ve Nasranilerinin amellerine karasız, hayatına karasız, onların cennetine hiç kendi alakası yok. Onların İslam'a hiç kendi alakası yok. Allah'a hiç kendi alakası yok. Peygamberlerine ve kitaplarına alakası yok. Bütün alakaları kesileşken, şeytanın ve nefslerinin kulu bakan haras. Ama şunge karamestan etçedi ki, cennetke fakat yine Yahudiler kiradı deydi. Yani, len yedhule deydi. Hiç kaçan cennetke kirmeydi deydi. İlla fakat yine men kene Yahuden Yahudi bugenler kiradı halas deydi. Yahudi bu megadan cennetke kirmeydi deydi. Uzlarıya haslayan. Nesraniler Ben İsrail buluşuya karamestan ularım cennete kirmeydi. Başka taifeler, başka dinler hiç kesin cennete girmedi. Hatta Müslümanlar hem cennete girmedi. Fakat yine Yahudiler kiradı halas. Yahudilerin akidesi şu. Hazır akidesi hem şu. Cennetke fakat yine biz kiramız değil. Avuk ile yapmene ya kidir. Ya ki Nasraniler. Yani Nasrani bugün kişiler. İki de tafsiri bak bu ayetinin. Biri zahiri tefsiri ki
ular jannatga faqatgina yahudiy bo'lgan yoki nasroniy bo'lganlar kiradi xolos. Boshqalar hech qachon kirmaydi deyishdi. Siz shunday olasiz. Yahud va nasroniylarning da'volari bayon qilinadi. Ikkinchi tafsir esa Suyuti ishora qilgandek va ko'pchilik mufassillar ham tafsirlarda zikr qilishadi. Yahudlar bilan nasroniylar bir-birini rad qilib, hammani ham rad qilyapti, bir-birini ham rad qilyapti. Payg'ambarimiz alayhisolamning huzurida munozara bo'ldi. Najrondan nasroniylar kelgan edi. Madinada zotan yahudiylar bor edi. Najrondan nasroniylarning kelganligini eshitib, yahudiylar keldi, tortishdi, munozara qilishdi. Yahudiylar aytdiki, faqatgina jannatga biz kiramiz, boshqasi kirmaydi dedi. Oldin yahudiylar taqdim qilinyapti, chunki tarix e'tibordan ular oldin o'tgan. Shunda nasroniylar tortishdi, aytdiki, yo'q, sizlar kirmaysizlar, biz kiramiz deydi. Bir-birini rad qilyapti. Ikkalasi ham, yahudiylar ham, nasroniylar ham jannatni da'vo qilishyapti, biz jannatimiz deyapti. Bu o'tgan butun adashgan ummatlarning, insonlarning, kofirlarning odatidir. Hamma shunday deydi. Hech qaysi kofir men jahannamga ketaman demaydi. Hammasi jannatga boramiz faqat kiradi. Lekin bu joiz emas. Durust emas bu. Chunki tavhid yo'q, amal yo'q, payg'ambarlarga ergashishlik yo'q. Qanday qilib ular jannatga kiradi? Va hozirgi musulmonlar ham yahud nasronlariga ergashib ketishyapti. Ixlos yo'q, tavhid yo'q, sunnat yo'q, payg'ambarimiz alayhisolamning hayoti yo'q. Lekin biz albatta jannatga kiramiz deyapti. Xuddi jannatning kilitlarini hosil qilganlardek, xuddi jannat ularga kafolatlangandek, biz baribir jannatga kiramiz deyapti. Qarang, amal qilmagan holatda, dinga ergashmagan, Qur'on hadisga ergashmagan holatda jannatga kiraman deyishlik yahud nasroniylarining qilig'idir. Bu joiz emas bu. Yahud nasroniylar bo'lsin, ulardan boshqa kofirlar yoki biz ichimizdan chiqqan munofiqlar hech qanday amal yo'q, balki dinga dushman bo'lib yashayapti-yu, lekin baribir jannatga kiramiz deb turganlar. Hammasi bilvosinki, tilka amaniyuhum, bu narsalar ularning xom xayollaridir. Orzu havaslaridir. Amaliy kalimasi yuqorida keldi, tafsiri. Xom xayol, yolg'on, to'qima, tuhmat, bo'xton, orzu havas degan ma'nolarga keladi, hammasi to'g'ri. Yahud va nasroniylar va boshqa jannatga kirishlikka loyiq bo'lmagan kishilar, ular jannatga kirishni orzu qiladi xolos. Jannatga kirishlik fikrlari xom xayoldir. Ular jannatga kirmaydi. Va jannatga bizgina kiramiz, bizdan boshqasi kirmaydi deb turgan gapi yolg'ondir, botildir. Boshqalarni aldayapti. Sizlar yahudiy bo'lmasalaringiz jannatga kirolmaysizlar deyapti. Nasroniylar aytayaptiki, nasroniy bo'lmasalaringiz jannatga kirolmaysizlar deyapti. Lekin yolg'on gapirishyapti. Tilkamaniyuhum, bu narsalar ularning yolg'onlaridir, tuhmatlaridir. Qani yuqoridagi ma'nolarda hammasiga to'g'ri keladi. Orzulari desangiz ham to'g'ri keladi. Xom xayollari desangiz ham, yolg'onlari, botil narsalar desangiz ham to'g'ri keladi. Ayting-ya Muhammad alayhisalom, hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Agar shu da'voda sizlar sodiq bo'lsalaringiz, haqiqatan ham jannatga faqatgina sizlar kiradigan bo'lsalaringiz, sizdan boshqasi kirmasa, burhoningizni olib keling. Burhon degani qat'iy dalil degani. Kuchli bir dalil olib kelingchi, dalil ko'rsatingchi. Agar dalil bo'lmasa, qanday qilib siz da'vo qilyapsiz? Faqatgina jannatga biz kiramiz. Bu joiz emas bu. Qarang, Alloh taolo rad qilyapti-da, agar sizlar Allohning rad qilganini qabul qilmasalaringiz, buni botilligini qabul qilmasalaringiz, haqligi to'g'risida bizga bir hujjat keltiringlar, qat'iy bir hujjat bo'lsin. Lekin hech kim buni aytolmaydi. Ahli sunnat va jamoat ulamolari hammasi aytadiki, hech kim Qur'on hadisdan iymoni yoki kufri to'g'risida dalil sobit bo'lmagan kishi to'g'risida bu odam jannati yoki jahannami deb aytolmaydi. Zon gumon qilishingiz mumkin. Yaxshi insonlarga, mu'minlarga yaxshi gumon qilib, ular jannatga boradi deysiz. Va kofirlar va yomon insonlarga yomon gumon qilib turib, bular jahannamga boradi deysiz.
Lekin qat'iy holatda aytamizki, falonchi musulmon albatta jannatga boradi, yoki falonchi fosiq albatta jahannamga boradi deya olmaysiz. Chunki bu g'ayb masalasi. Bu o'lib turgan vaqtda qanday ketganligini Alloh biladi. Balki fosiq bo'lib yashab yurgan odam hayotini oxirida tavba qilib, tavhid kalimasidan ketgandir. Qayerdan bilasiz uni? Yoki sizning ko'zingizga dindor ko'ringan odam munofiq bo'lsa, ya riyokor bo'lsa, o'lib turganda kalimasi ketgan bo'lsa, qayerdan bilasiz? O'lib turganda kalima aytilmagan bo'lsa, sizning xabaringiz yo'q, ko'rmadingiz, eshitmadingiz, hech kim bilmadi. Qayerdan bilasiz uni? Bilmaysiz. Bu hammaga tegishli bu. Shuning uchun joiz emas bu narsa. Lekin ular shu joiz emas bo'lgan narsani o'zlariga aqida qilib olgan. Lan yadxula deyapti. Hech qachon kirmaydi jannatga deyapti. Faqat biz kiramiz deyapti. Shuning uchun islom nima deydi? Islom aytadiki, jannatga falonchilar kiradi demaydi. Masalan, jannatga yahudiylar kiradi. Yoki jannatga rasulullar kiradi. Yoki jannatga ozlarga musulmonlar o'zlariga ot qo'yib olishgan falonchilar deb Alloh taolo birorta oyatda yoki payg'ambarimiz rasulining birorta hadisda jannatga xarajiylar kiradi yoki jannatga shofiylar kiradi, jannatga hanbaliylar kiradi yoki salafiylar kiradi, yo sufiylar kiradi deb kelmagan. Qur'on hadisda kelyap turgan narsa kimiki taqvo qilsa, sodiq bo'lsa, ibodat qilsa, tavhidda bo'lsa, ixlosli bo'lsa, muhsin bo'lsa, shular jannatga kiradi. Qarang, Qur'on hadis bir jamoatga xoslamaydi. Haqiqatan ham bir jamoat degani hammasi jannatda degani emas. Hech qaysi jamoat unday emas. Shuning uchun Alloh taolo go'zal sifatlarni bayon qiladiki, go'zal sifatlarga targ'ib beradi. Hech kim o'zini jamoati to'g'risida hammasini yaxshi yoki hammasini yomon deya olmaydi. Desa yolg'onchi bo'ladi. Tilkamaniyuhum. Mana hujjat talab qilyapti Alloh taolo. Hujjat olib kelishmadi. Hozir ham buni yahud nasroniylar o'qiydi, kuyadi, qizaradi, sharmanda bo'ladi, lekin hujjat olib kelisholmaydi. Hujjatlari yo'q. 112-chi oyat. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Yo'q, unda emas. Kimdan-kim yuzini Allohga taslim qilsa va holanki u muhsin bo'lsa, uning uchun Rabbisining huzurida ajri bordir. Va ularga hech qanday qo'rquv yo'q va ular mahzun bo'lmaydilar. Xafa bo'lmaydilar. Suyuti aytibdilar, bala yadxulul jannata g'ayruhum. Yo'q, unda emas. Jannatga yahud va nasoralardan boshqalar kiradi. Kim ular? Manaslan va jahulillahi. Kimiki yuzini Allohga taslim qilsa, ay in qoda li amrihi, ya'ni Allohning buyrug'iga bo'ysunsa. Va xassal vajha li'annahu ashraful a'zoi. Alloh taolo bunda yuzni xosladi, chunki yuz a'zolarning eng sharaflisidir. Insonning eng obro'li yeri yuzidir. Va g'ayruhu avla, boshqasi batartay avlodir. Ya'ni bir inson yuzi Allohga bo'ysungan bo'lsa, buning jasadini boshqalar Allohga bo'ysunganligi albatta hosil bo'lgan narsadir. Va huwa muhsinun va muhsinun degani muvahhidun, tavhid ahlidir deyilyapti. Chunki ihson darajasini bilasizlar, ihson tavhidning eng baland, ibodatning eng baland cho'qqisidir. Falahu ajruhu 'inda robbihi ay savobu 'amalihi al-jannatu. Uning ajri Rabbisining huzuridadir. Ya'ni amalining savobi jannat. Allohning huzurida unga jannat bor. Wala khawfun alayhim, ularga hech qanday qo'rquv yo'q. Wala hum yahzanuna fil akhirati, oxiratda ular qo'rqmaydilar. Oxiratda ular mahzun bo'lmaydilar. Xafa bo'lmaydilar. Alloh taolo yahud nasroniylardan butun kofirlar va butun adashganlarni rad qilyapti. Bala, unday emas. Sizlarda aytganlaringiz bo'lmaydi. Sizlarda da'volaringiz bo'lmaydi. Sizlarda amaliyukum, xom xayollaringiz, yolg'onlaringiz, tuhmatlaringiz bo'lmaydi. Jannatga kim kiradi? Mana kimning kirishligini Alloh taolo aytyapti. Man aslama wajhahu lillahi. Kimiki yuzini Allohga taslim qilsa, aslama.
Yani ahlasa degan ma'nosi ham bor. Kimiki yuzini Allohga muxlis qilsa, xolis qilsa, ya'ni Allohga yuzlansa. Shuyutayotganlardek bir inson yuzi bilan Allohga taslim bo'lgan bo'lsa, albatta demakki odam muxlisdir. Yuziki Allohga taslim bo'lgan bo'lsa, uning butun jasadi Allohga taslimdir. Allohga mana shu darajada taslim bo'lishlik kerak. Yuzimizdan bilinishlik kerak Allohga taslim bo'lganligimiz. Yuzimizdan ko'rinib turishlik kerak. Shuning uchun hadislarda keladiki, mu'min kishilar, taqvoli kishilar shunday insonlarniki, ularni ko'rganingizda siz dinni eslaysiz, oxiratni eslaysiz. Lekin ba'zi insonlar bor, yuzini ko'rganingizda dinni unutasiz. Dunyoni xotirlaysiz, gunohni xotirlaysiz. Gunohni eslaysiz. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki, kimiki yuzini Allohga taslim qilsa, Allohga bo'yinsundirsa. Biz yuzimizni Allohga bo'yinsundirsak, Allohga taslim bo'lsak, shunda Alloh taolo bu sharofatli va go'zal yuzimizni boshqa mahluqlarga xijolat bo'lishligi, xor bo'lishligidan saqlaydi. Agar biz bu chiroyli, go'zal, mukammal, sharofatli yuzimizni Allohga bo'yinsundirmasak, Allohga muxlis qilmasak, Alloh taolo bu yuzni xor qiladi, burnini yerga ishqaydi, xorlaydi. Va huwa muhsinun, va haranki muhsin bo'lsa, ya'ni ehson qiluvchi bo'lsa. Muhsin nima degani? Yuqorida keldi, ehson go'zal amal qiluvchi, ehson qiluvchi. Ehsonning eng oliy darajasi esa Alloh taolani ko'rib turgandek ibodat qilishlik. Allohni ko'rib turgandek ibodat qiluvchi bo'lsa. Butun amallarda shunday bo'lsa. Ulamolar buni shunday tafsir qilishadiki, man aslama vajhahu lillahi degani ixlos tavhiddir. Va huwa muhsinun degani ittiba. Ittiba'un nabiy payg'ambarimiz alayhisalomga ergashishlikdir. Insonni najot topishligiga mana shu ikkala narsa shart. Ixlosli bo'lasiz, har bitta amalingizni faqatgina Alloh uchun qilasiz. Agar qilgan amallaringiz qanchalik buyuk, qanchalik katta bo'lsa ham, qalbingizda ixlos bo'lmasa, Alloh taolo hech qanday amalingizni qabul qilmaydi. Ikkinchisi, ixlos bo'lgandan keyin shariatga muvofiq bo'lishlik kerak. Payg'ambarimiz alayhisolamning sunnatiga muvofiq bo'lishlik kerak. Agar siz qanchalik muxlis bo'lsangiz, zarra qadar bir shirk kufr bo'lmasa, zarra qadar bir riyo bo'lmasa, lekin siz go'zal, yaxshi deb o'ylagan amalingiz sunnatga muvofiq bo'lmasa, sunnatga xilof bo'lsa, Alloh taolo uni ham qabul qilmaydi. U ham marduddir. Demak, ikkalasi shart ekan, ham ixlos, ham payg'ambarga ergashishlik. Shundagina amallarimiz qabul bo'ladi, boshqasi qabul bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi, qabul bo'lmaydi. Hozirgi musulmonlar ham xayol qilmasin. Sunnatga ergashmasak ham, o'zimiz xohlaganimizda yashasak ham, kommunistlarga ergashsak, demokratlarga ergashsak yoki yahudlarga, nasroniylarga ergashsak ham bo'laveradi deb o'ylamasin. Yo'q. Abadan bo'lmaydi. Mana Alloh taolo aytdi. Yo'q, yahud, nasroniylar yoki da'vo qilgan boshqa toifalar kirmaydi jannatga. Muxlis bo'lgan va muhsin bo'lgan kishilar kiradi, xolos. Mana kimning kirishligini xabar berib, endi mukofotini ham aytayapti Alloh taolo. Falahu ajruhu 'inda robbih. Mana shunday kishilar uchun Robbisining huzurida ajri bordir. Allohning huzurida juda katta mukofotlari bordir bu insonlarning. Mukofotlarning eng kattasi Alloh subhanahu va taoloni ko'rishlik, jannat va jannat ichidagi ne'matlar. Allohning huzurida deyilyapti. Alloh taolo dunyoda ham oxiratda ham bu ajrini, savobini, mukofotlarini, ne'matlarini beraveradi, ziyoda qilaveradi. Shu ikkita sifat topilgan inson dunyoda ham oxiratda ham aziz bo'ladi. Shuning uchun wala xawfun alayhim, ularga hech qanday qo'rquv yo'q, wala hum yahzanun, ular mahzun bo'lmaydilar. Buning tafsiri o'tdi yuqorida. Eng muhim bo'lgan nuqtalarni takror etamizki, bular dunyoda ham oxiratda ham hech kimdan qo'rqmaydi, faqatgina Allohdan qo'rqadi. Bu insonlar dunyoda ham oxiratda ham hech xafa bo'lmaydi. Xafa bo'lishlik marazidan najot topadi bular. Va yuqorida aytdim men, insonni Allohdan uzoq qilgan, mahluqqa bog'lagan, gunohga olib borgan narsalar qo'rquv yoki g'amdir.
Allah'tan başkasından korkanı için İslam, insan İslam'a hilaf kıladı ve insan ne doğru yollarda olsa ertege pişeyman buladı. Erkin bile pişeyman bu meydan, mahzun bu meydanlar, hata bu meydan. Çünkü ne iki kıl yaptırıyor mesela din için kıl yaptırıyorlar. Ve bütün kesenliklerin başlayan korku ve gamdır. Tıbbi sahan teşirip görüyoruz. Takvada sadık tabiplerden, doktorlardan sorayım. Bunlara mesela ki, bütün kesenliklerin başı korku ve gamdir. 113. ayet. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ Ve Yahudiler, Nasraniler hiç kendine bir yaşlılık demezmişti. Ve Nasraniler dedi ki, Yahudiler hiç kendine bir yaşlılık demezmişti. Ve halen ki onlar kitabını tılamak kılışadı. كَذَلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ Bilmediğin kişiler hem onların sözü yokşaganını ettiler. Aynı çünkü yokşadı. فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Onların ihtilaf kıladığın bu yan nesneleri doğrusu da Allah sana onların ortasında kıyamet gününde hüküm kıladı. Hüküm çıkaradı. Süyutiyet yaptılar ve قَالَتِ الْيَهُودُ لَسَتِمْ نَصَرَ عَلَى شَيْءٍ مُعْتَدٍ بِهِ وَكَفَرَتْ بِعِيْسَى Yahudiler dedi ki, Nasraniler bir arada bir yaşlılık demez, yani itibarı görmediğine nefsemez. Değişti ve İsa Aleyhisselam'ı kafir buluştu. وَقَالَتِ النَّصَرَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مُعْتَدٍ بِهِ وَكَفَرَتْ بِمُوسَى Nasraniler dedi ki, Yahudiler hiç kendine bir yaşlılık demez demişti. Yani etibar gönlendi diken, seni diken yaşlılığı yoktu işte. Ve Musa Aleyhisselam'ı kafir buluştu. وَهُمْ اَيْا الْفَرِقَانِ يَتْلُونَ الْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ وَحَلَنْ كُولَ اُذْلَرِيَ تُشُرْلِنْيَنْ كِتَابْنِ تِلَوَتْ خِلَدَرِ كَلَتِ الْقَيَامِ وَفِي كِتَابِ الْيَهُودِ تَسْدِقُ عِيْسَى Yahudların kitabında İsa Aleyhisselam'ın tasdiki var. وَفِي كِتَابِ النَّصَارَى تَسْدِقُ مُوسَى Nasraniler'in kitabı deyse Musa Aleyhisselam'ın tasdiki var. وَالْجُمْلَةُ حَالٌ Cümle haldır. كَذَلِكَ كَمَا قَالَ هَاُولَى Aynı şunun diye, yani bunlar şunun diye dedik, قَالَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ Bilmediği onlara aitadırlar. اَيَا الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ Araplardan ve başka milletlerden bu yan müşrikler aitadır ki مِثْلَ قَوْلِهِمْ Yahud Nasraniler'in sözü yokşu geldi. Beyanun nima'na zalik. Yukarıdaki zalikin manasını beyanı buluyordu. Ey kalu li kulli zi dinin leysu ala şeyin. Yani ular her bir din ahlını birer de yakşılık demez deyişti. Fallahu yahkumu meylehum yamal kıyama fi mekanu fihi yahtalifun. Ular ıhtılaf kıladırken bu gendersele doğrusu kıyamet günü de Allah Teala onların ortasında hüküm kıladı. Min amri din, yani işinin dinin işlerden bu gendersele فَيَدْخُلُ الْمُحِقُ وَالْجَنَّةَ وَالْمُبْتِلُ النَّارِ Hakka taraftar bu yandan cennete kiradı ve batılge taraftar bu yandan cehennemge kiradı. Bana Yahud Nasrallah'ın yine bir kabahatı. Yahudiler dedi ki Nasrallah hiç kimmez değildir. Nasrallah dedi ki Yahudiler hiç kimmez değildir. Yani ulanın kabahatlerindendir. Buzuk, yaman adetlerindendir bu. Caizmez. Allah Teala onları malamat kılıp zikir kılıyordu. Ve halen ki onlar kitabını tılavat kılıyordu. Tuğrayet yaptı diyeni yok. Aslında hazır ki Yahud Nasraniler hiç kimmez. Neticesi doğru. Ama onlar hazır ki Yahud Nasranilerde kast kılışmıyordu. Hemezini. Yahudiler dedi ki Nasraniler hemezini. Nasranilerde yaş göre yaptırken Peygamberi İsa Aleyhisselam'ı havariler hemezini hiç kimmez diyordu. Şunun için bu küfür buluyordu. Nasraniler hem ki onlara zıt kılışıp Musa Aleyhisselam o kişinin ümmetlerini hem uzun zamandaki Yahudilere koşup hiç kimmesliydi. Çünkü onlar Musa Aleyhisselam'a kafir olup kalışardı. Ve halen ki onlar kitabını tılavat kılışı yaptı. Yani Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı da kinye kiledirken Peygamberle dostu haber verilgen. Musa Aleyhisselam'a haber verilgenler. Şu kitabını, Tevrat'ını tılavat kutturup kendi kılıp Yahudiler yani Nasranilerini yani İsa Aleyhisselam'ın ve o kişiye hakiki ilgeçken kişilerini
rad qilib ular hech kim emas botil deydi. Ular Allohning kitobini, Tavrotni tilovat qilishyapti-ku. Nasroniylar ham ayni shaklda. Nasroniylar ham yahudlardan bunday zulm aziyat ko'rgandan keyin ular ham yahudiylarga oshirib muomala qilishyapti. Hech kim emas ular deydi. Va ular o'zini zamonidagi yahudlarni rad qilsa mayli edi. Yahudlar o'zini nisbat berib turgan Musa alayhissalom va o'kining haqiqiy ummatlarini ham bekarga botilga chiqarib yubordi nasroniylar. Shuning uchun Alloh taolo ularni malomat qilyapti. Vaholanki ular Allohning kitobini tilovat qilishardi. Chunki Injil Tavrotni tasdiq qiladi. Injil Musa alayhissalom to'g'risida ko'p xabar bergan. Bilib turishib shu ishni qilishyapti. Nimaga? Nafslariga ergashib, mansab talashyapti-da ular. Yahud va nasronlar hech qachon bir bo'lmaydi, bir bo'lishi mumkin emas. Doim dushman bo'lib itmishi bo'lib kelgan. Bundan keyin ham shunday. Faqatgina kofirlar ko'rsatmayapti xolos. Musulmonlarni diyordagi urushlarni ko'rsatyapti, fidalarni tasodiflarni. Hamma o'zlarini diyordagi narsalarni yashiryapti, aytmayapti. Lekin ular dushmandir. Yahud nasronlar yarashmaydigan, bir bo'lmaydigan darajada qattiq dushmandir bir-biriga. Yuqoridagi oyatlarda aytganimizdek, yana tadbiq qilingki, musulmonlar yahud nasroniylarga ergashib ayni holatga tushib qolishdi, ko'pchiligi. Bir mahallada ikkita masjid bor. Boshqa-boshqa shaharda bo'lsa, boshqa-boshqa mamlakatda bo'lsa, uzri bor deysiz mumkin. Lekin bir mahallada, bittasi bu mahallani boshida, bittasi oxirida. Ikkala masjidni imomi bir-biri to'g'risida aytadiki, falon masjiddagilar va uni shogirdlari o'zi hech kim emas deydi. Ular ham bunga shu gapni gapiradi. Qarang, yahud nasroniylardan bu qabohatni, bu rasvolikni musulmonlar meros qilib olishyapti. Yoki bo'lmasam jamoatlar shunday. Hanafiylar aytadiki, shofiylar hech kim emas deydi. Kim bo'lib shofiylar deydi. Shofiylar aytadiki, hanafiylar o'zi kim deydi. Qaytdan chiqdi ular deydi. Sufiler ahli ilimdi, rad kıladı. Ahli ilim ulamalar kime geldi? Ahli ilim ise sufiler de etedik, kim ulardı? Hani Müslümanlar birbirine rad kılışı yaptı. Mücahidler kim kop kaptılar? Ulaşa davetçiler kim diydi? Tavlıgiler kim ulardı? Hiç kim baskılıydı? Birbirine rad kılışı yaptı. Hani Yahud nesvalerinden kigen nesvalı. Caizmez. Va holanki musulmonlar ham Qur'onni o'qiyapti-ku, Qur'on innamal mu'minuna ixvatun, mu'minlar hammasi aka-uka deyapti-ku, Hanafi bo'ladimi, Shofiy bo'ladimi, millati qaysi bo'lsa bo'lsin, qaysi xizmat qilib turgan bo'lsa bo'lsin, tablighiy bo'ladimi, mujohid bo'ladimi, da'vatchi bo'ladimi, olim bo'ladimi, zokir bo'ladimi, ko'p zikr qiladigan, yo tojir bo'ladimi, qaysinisi bo'lsa bo'lsin, mu'minmi? Alloh taolo bizga hammasi aka-uka deyapti-ku. وهم يتلون الكتاب ولا تلاوت qilishyaptiki kitobni kitob o'qishyapti-yu shunda ham shu holatga tushiradimi insonlar kazalika ayni shunga o'xshagan narsani bilmaydiganlar ularning so'ziga o'xshaganda aytgan edi bilmaydiganlardan kimni qasd qilyaptilar ya'ni Alloh taolo kimni qasd qilyapti bilmaydiganlar deb Makka mushriklari Makka mushriklari ham Peygamberimiz Aleyhisselam doğrusu o işte seni bilmeydi deyiz. Sahabeler işte seni bilmeydi. Yani ayet mutlak ki gene üçümüz mutlaklığı sağlarız. Bütün ilimsiz insanlar Yahud ve Nasraniyanın sözü yoksa gene seni getirirdi diyelim. Yukarıdaki tafsirimizi kullanıp kuvvetle yaptı. Tarihte uçken bütün cahillere aynı şu kılığı kılıçtı. İslam ki genden beri bizi zamanımız gelmiş. Bizi zamanımız geçer şun diye buldu, bizden ki ne şun diye buldu. Müslümanlar da cahiller yem, ilimsizler yem. Kezalike kâle lezîne la ya'lemûne misle kâlihim. Yahud nesanenin sözü yoksa gelsene yapılışı olaydı. Bizi cahil Müslümanlarımızdan. Böyle yapsınlar. Cahil Müslümanlar varsa mülleler, damlalar gelişme yaptı. Ve halenki kitabını tılavak kılışı yaptı. Hemen birlikte davak kılışı yaptı. Uzları birleşmeyordu. Allah Teala korkusu yaptı ki kıyamet gününde ulanın ortasında Allah Teala olduğu hüküm kılardı. Allah'tan korkuyorlar. Hemen sen Allah Teala bilip durup çıkıyor. Ulanın ihtilaf kılıyan
ixtilof qiladigan bo'lgan narsalarida Alloh taolo hukm qiladi. Ixtilof qilgan butun masalalarni Alloh taolo qiyomat kunida yechadi, hammasini hal qiladi. Shuning uchun kimiki gapirsa, kimiki munozara qilsa, ixtilof qilsa Alloh uchun qilsin, faqatgina Qur'on hadisdan gapirsin. Agar Qur'on hadisdan tashqariga chiqsa, adashadi odam, adashdi. Alloh taolo sizni ixtilof deganda sizni qiyomatda o'zi hukmini chiqaradi. Agar Qur'on hadisda bo'lmasangiz, unda holingizga voy bo'ladi. Bundan najot topmaysiz. Alloh taolo hamma narsani ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi. Zotan yaratishdan oldindan bilardi hammasini. Farishtalar ham yozyapti. Allohdan qo'rqing. Yahud nasoylarining holatiga tushib qolmang. Sahobalar qanday edi? Sahobalar ham hammasi bir-biridan farqli insonlar edi. Fikrlari har xil edi. Tabiatlari har xil edi, axloqlari har xil. Ba'zilari millatlari, qavmlari ham har xil bo'lar edi. Lekin kelishib ketdik-ku ular hammasi bir jasad bo'lib ketdik-ku. Demak, bu narsalarga e'tibor bermaslik kerak. Bu narsalarga sabr qilishlik kerak. Bir bo'lishlik kerak. Ixtilof qiladigan bo'lsa, qiyomat kunida Alloh taolo o'zi hokimlik qiladi. Va Qur'on hadisga qaytmaganlar xor bo'ladi albatta. Dunyo oxiratda sharmanda bo'lishadi, rasvo bo'lishadi Alloh subhanahu va taolo. Hech qachon ularni bu xorlikdan chiqarmaydi, toki Qur'on hadisga va Allohning shariatiga rujuv qilib qaytgunlariga qadar. Yahud va nasroniylar qachon gapirdi buni? Ba'zilar aytadiki, o'sha munozarada. Payg'ambarimiz oldida Madinada bo'lgan voqea deydi. Bu bir tafsir, yana bir tafsir esa umuman doim Yahud nasroniylar bir-birini shunday raqib kelishgan. Bir-birini botilga chiqarib kelishgan. Doim, hozir ham shunday. Mana shu tafsir to'g'riroq. Chunki oyatning zohiri mutlaq bo'lyapti. Shuning uchun mutlaq tafsir qilasiz. Yahudlar nasroniylarni raqib qilgan, oldin kelgan-ku ular. Nasroniylar keyin Yahudlarni raqib qilgan. Demak, ikki taraf ham adashyapti. Siz hozir u javob bundek, bu mazhab bundek, yoki falon millat bunday deb tosh otsangiz, birinchi boshlasangiz, adashtirgan bo'lasiz, yahudiylarga ergashgan bo'lasiz. Yoki siz boshlamadingizdan boshqa taraf boshladi. Boshqa taraf men hanafiyman deb sizga tosh otyapti, yo salafiyman deb tosh otyapti, yo tablighiyman deb tosh otyapti, yo mujohidman deb tosh otyapti. Keyin siz shunga javob berishni boshlayapsiz. Siz ham unga tosh otyapsiz. Bunda nasoiylarga ergashgan bo'lasiz. Nasoiylarga o'xshab qolasiz. Haq yo'l nima? Bunday ixtiloflarga kirmaysiz. Bunga nasihat qilasiz, Allohdan qo'rq deysiz. Agar sen illoki shu narsa bilan shug'ullansang, ixtilof qilaman, tortishaman, janjal qilaman desangiz, unda meni vaqtim yo'q deb ketaverasiz. U bilan mashg'ul bo'lmaysiz. Bo'lmasa, nasroniylarga o'xshab qolasiz. Joiz emas. Demak, avvalo boshlashligan durust emas ekan, boshlagan bilan tortishligan durust emas ekan. Hech qachon tortishmanglar. Diniy masalada hech kim bilan tortishmanglar. Va ma alayna illal balagh. Qur'onda ko'p yerlarda kelyapti. Biz zimmamizdagi narsa yetkizib qo'yishdi xolos. Biz yetkizib qo'yamiz, da'vat qilamiz. Aso oladi, olmasa tortishib yurmaysiz bilan. Alloh subhanahu va taolo butun islom ahlini o'tgan ummatlarning jaholatlaridan va qabohatlardan saqlasin.